Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım'da çıkacak olan Traxim adlı mobil kamyon simülasyonu ile ilgili tüm bilgileri sizlere aktaracağız. Traxim nedir diyerek başlayalım. Kunststoff isimli bir Alman interaktif firması tarafından Unity oyun motoru kullanılarak iOS ve Android cihazlar için geliştirildi. Elbette bu oyunun da yapımcısı Astrogon firması. Traxim bir mobil kamyon simülasyonu. Traxim'i ilk gördüğünüzde Euro Truck Simulator 2'nin mobil versiyonu diyebilirsiniz. Haksız sayılmazsınız çünkü tamamen öyle. Traxim Türkçe dil desteğiyle yayınlanacak. Bu oyunu satın almamız için neden sayılabilir? Çok önemli bir neden. Fiyatı konusunda tabii ki de bir bilgi yok. Traxim 25 Kasım günü iOS ve Android cihazının çıkışını gerçekleştirecek. Ücretli satılacak. Bu yapımla ilgili tüm bilgileri size duyurulduğu günden bu yana aktarıyoruz. Bayağı da bir ilgi topladı. Çünkü Euro Truck Simulator 2'nin mobil versiyonu hep bekleniyordu fakat onlardan böyle bir adım gelmedi. iOS ve Android mağazalarında birçok oyun var. Kamyon simülasyonu, otobüs simülasyonu, araba simülasyonları var. Fakat artık mobil dünya, mobil simülasyon oyunları daha profesyonel şirketler tarafından bir bütçeyle profesyonel bir şekilde çıkarılıyor. Traxim de bunlardan biri. Traxim Avrupa'da geçiyor. Euro Truck Simulator 2'nin mobil versiyonu denebilir demiştik zaten. Ama onlarla bir ilgisi yok. Sadece onların oluşturduğu mantığı kullanıyorlar. Traxim'de Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İtalya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İsviçre ve Polonya ülkelerinin şehirleri bulunuyor. Elbette tamamı değil. Başkentler ve önemli şehirler oyunda gerçeğe en yakın şekilde tasarlanarak aktarılmış durumda. Traxim'de biz uluslararası bir kamyon şoförü olacağız. Londra'dan aldığınız yükü Poznan şehrine teslim etmek için birkaç ülkeyi ve birkaç önemli şehri geçmeniz gerekiyor. Traxim'in özelliklerine girersek, gerçeğe göre tasarlanan bu haritada Berlin Televizyon Kulesi, Berlin Havalimanı, Londra'da bulunan Big Ben saati, Paris'teki Eiffel Kulesi, Alp Dağları, Goddard Tüneli bile bulunuyor. Bu Euro Truck Simulator 2'yi yine konuya dahil ediyor. Çünkü onda da bu tarz gerçek dünyadan oyuna aktarılmış birçok önemli bina, karayolu, dağ bulunuyordu. Traxim'in ilk sürümünde tam 26 şehir var. Berlin, Londra, Paris, Prag, Zürih, Linz, Hannover gibi şehirler. Şimdilik örnek verilebilir. Siz zaten ekranda haritayı göreceksiniz. Traxim haritasından bahsedersek, Traxim'in haritasından daha ayrıntılı bir şekilde bahsedersek, oyunda büyük bir karayolu ağı bulunuyor. Bu açık dünya haritanın boyutu 500 km². Bunun gerçekteki karşılığı 1.2 milyon km² fazla. Gerçekteki yol ağı 25 bin kilometreye denk geliyor. Bu da çok büyük bir rakam. Çünkü Berlin, Londra gibi bir metropol, başkent, önemli şehirleri oyunda bulunduruyorsunuz ve yıl 2015-2016'ya giriyoruz. Mobil simülasyon oyunları giderek genişliyor ve tıpkı PC'deki gelişim süreci gibi sistem gereksinimleri artıyor. Daha fazla özellik geliyor. Çekicilere gelirsek, MAN markası lisanslı olarak TGS, TGX ve F8 isimli modellerini bulunduyor. Diğer firmalar için aynısı söz konusu değil. Çünkü Skyline markası Aska, Mercedes-Benz markası ise Venturi olarak oyunda bulunuyor. Tabi bunların modelleri de birebir aynı. Toplamda 7 tane çekici var. Bu araçtan kokpit kameraları da bulunuyor. Kokpitleri de gerçeğe göre tasarlanmış durumda. Yani Venturi aracına bindiğinizde Mercedes-Benz yeni Actros modeline ait olduğunu göreceksiniz zaten. Tırımızı kullanırken 3 farklı kamerayı seçebiliyoruz. Takip kamerası, kokpit kamerası ve serbest kamera. Ayrıca geçtiğimiz yaz Traxim Adak Grand Prix yarışlarına katıldı. Tabi mobil oyun olarak katılmadı. Orada Castrol Team'in Team Han Racing ekibi ile bir anlaşma imzalamışlar. Onlar da Alman olduğundan
Oyunda Truck Sim'de bu ekibin resmi yarış aracı bulunacak. Fuardan zaten bununla ilgili videolar gelmişti. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Truck Sim'de 8 farklı yük ve dorse var. Kimyasal tanker, damperli dorse, lavabet, araç taşıma dorsesi, kargo dorsesi, ağır nakliyat dorsesi, konteyner dorsesi gibi 8 farklı yük ve dorse bulunuyor. Ekranda bunların özellikleriyle birlikte görebileceksiniz. Londra'dan Aldous tankeri Prag şehrine bırakırken birkaç ülke ve önemli şehirlere geçeceksiniz. Truck Sim tıpkı Euro Truck Simulator 2 gibi demiştik. Kariyer sistemi de o mantıkla inşa edilmiş. Truck Sim'de kurduğunuz şirketi büyütmek için farklı şehirlerde yeni garajlar satın almalısınız. Şoför ve onun kullanması için yeni çekiciler satın alarak kazancınızı artırabiliyorsunuz. Oyun içi ekonomi böyle bir boyutta oyun için yeterli görünüyor. Tabii çıktığında daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Truck Sim'de oyun içi başarımlar da var. Bu bütün mobil oyunlarda bulunuyor. Şu an bunun için bir görüntü yok. Çıktığında inceleyeceğiz. Mobil cihazlarda birçok büyük oyun yayımlandı. Truck Sim'e bakacak olursak nasıl bu kadar şehri sığdırabilir? Optimizasyon sorunu olmadan oynayabilir miyiz diye düşünebilirsiniz. Şüpheye düşebilirsiniz. Hatta satın almak istemeyebilirsiniz. Fakat bunun en bariz örneği Farming Simulator serisi. 3 kez mobil platformlara çıkarıldı. Ve son derece yani indirme bakımından, satın alma oranları bakımından büyük bir başarı elde etti. Ve profesyonel bir firma çıkarınca işler değişiyor. Farming Simulator'da şu an son sürüm 16 olan versiyon. 15'in devamı yani 15'in tabanı kullanılarak geliştirildi. Birçok bu alanda faaliyet gösteren, oyun geliştiren ufak çaplı stüdyo var. Tabi diğer yarış oyunlarını, global şirketlerin oyunlarını saymıyorum. Sadece simülasyonları sayıyorum. Bazı hatalar oluşabilir. En çok hatalardan biri zaten siyah ekran hatası sanırım. Bir de işte sistem yetmeyince telefonunuzdaki oyunda takılmalar olabiliyor, kasmalar olabiliyor, oyun kendini kapatabiliyor ya da telefonu komple kapatabiliyor. Truck Sim sistem gelişmesine gelirsek iOS versiyonunda 8.1 ve üst sürümü olması gerek. iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPad'te ise 3, 4, Air, Air 2, Mini, Mini 2, Mini 3 ve Pro tabletini destekliyor. Android sürümünde ise 4.1.1 veya daha üst sürüm Android'e sahip olmanız gerekiyor. 1.4 GHz işlemci veya daha fazlasına gereksinim duyuyor. Ve 1 GB RAM veya daha fazlası olursa Truck Sim için fena olmaz. Çünkü ilk yayınlandığında sistem gereksinimleri böyle değildi. Fakat daha sonra iOS sistem gereksinimleri değişmiş. Yani 6, 7, 8 sürümleri destekleniyordu. Fakat bugün baktığımızda 8.1 destekleniyor ve üstünü istiyor. 5C yerine mesela 4S de destekleniyordu fakat onların desteği kaldırılmış. Tekrar dillere gelirsek girişte de söylediğimiz gibi Truck Sim'de Türkçe dil desteği olacak. Bu çok güzel bir şey. Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe ve Portekizce de bulunuyor. Truck Sim'in mağaza fiyatı henüz bilinmiyor fakat daha önce çıkan oyunlardan bir tahmin yapmak gerekirse 10 TL civarında olacaktır. Çünkü büyük bir oyun. Burada geliştirici bir stüdyo var ve yayımcı olarak Astrogon firması var. Geniş bir oyun diyoruz. Bir sürü özellik bulunduruyor. MAN kamyonları lisansı olarak bulunuyor. Bu nedenle fiyatı da buna göre olacaktır. Tabii Türkiye'de döviz kurları yüksek olduğundan fiyat artıyor. Tabii şu an kesinlik yok. Truck Sim'in mobil mağaza adresleri yayınlanmış durumda fakat sayfaya erişemiyorsunuz. Henüz yayınlanmadığı için. 25 Kasım'da çıktığında oyunu hep beraber inceleyip sizlere aktaracağız. Şu an 19 Kasım, 5 gün kaldı diyelim. O gün ben muhtemelen tablet veya telefondan incelemesini yapacağım. Performansını nasıl bir oyun olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii video olarak da yayınlanacak. Yine söz vermek istemiyorum çünkü Truck Sim'den önce Grand Truck Simulator adında bir yapım çıktı. Fakat ona yeterince yer
veremedik. Çünkü mobil simülasyonlara PC oyunlarından sıra gelmiyor. Truck Sim çok geniş bir oyun. Ve hani Euro Truck Simulator 2'nin mobil versiyonu ve özellikle işte bizim partnerlerden birinin oyunu olunca doğal olarak üzerine çok düştük duyurulduğu günden bu yana. 25 Kasım'da çıkacak ve biz de hep birlikte sizlerle inceleyeceğiz. Nasıl bir oyun olduğunu tartışacağız. Yeni sürümlerinde yeni şeyler eklenir mi? Harita genişler mi? Bundan sonra yeni bir oyun gelir mi? Ve en önemli özellik bence böyle bir oyun geliştirildi. Bundan sonra bu oyun PC'ye export yapılabilir. Unity oyun motorunda böyle bir destek var sonuçta. Kaplamalar, şeyler özellikle güncellenerek PC'ye çıkarılabilir bu oyun. Tabii bunlar daha sonra yapılacak şeyler. Ama harika simülasyon oyunları çıkıyor ve daha birçok simülasyon oyunu geliştiriliyor ve bizi kim bilir neler bekliyor hala duyurulmayan şeyler. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.